Hatay'da yaşayan, ömrünü burada doğmuş, büyüyüp, mesleğini bir mimar olarak sürdüren, kentimizde, çevremizde, toplumumuza karşı duyarlılığımızı kamuoyuyla paylaşan bir kimlik olarak hem siyaset yaptık hem de bu işin teknik yönünü, hukuksal yönünü kamuoyuyla paylaşmaya çalıştık. Bu süreçte zaman zaman hukuk davaları da açtık. Bu hukuk davaları özellikle idari yargılamada kentleşme politikalarının baş kararı olan imar kent planlarının bu işlerin belirleyicisi olduğunu bildiğimiz için özellikle yapılan yanlışların buradan kaynaklığını, kaynaklı olduğunu düşünerek sorunun daha başlamadan anlaşılması, tedbir alınması için alınan kararların kamu yararına uygun olmadığı iddiasıyla iptal davaları açtık. Tabi bu arada meslek odası, mimarlar odasının bir yöneticisi olarak İskenderun temsilciliğinde Hatay Mimarlar Odası yönetim kurulu üyeliğinde yaptığım süreçlerde özellikle Antakya bölgesinde de imar planları iptali için davalar ikame ettik. Bu ettiğimiz, ikame ettiğimiz davalardan bir kısmı az önce sizin dediğiniz gibi 2005 ile 2009 yılları arasında şimdiki Adalet Sarayı'nın ve etrafındaki çevresindeki dört tane köyün yerleşim alanını özellikle bu yerleşim alanı diye gözüken kırsal köylerin yakınındaki zeytinlik tarım arazilerinin imara revizyon imar planı adıyla açılmasını gördüğümüzde burada da iptal davası açtık. Tabii açılan davalar sürekli uzun zaman aldığı için bu bölgede o zamanki yapılanmayı söylüyorum belediyelerin yerel yönetimlerin yapılanması Hatay'da olduğundan fazla belde belediyesi mevcuttu. Özellikle bu bölgede Belde Belediyeleri ve Antakya Belediyesi bu bölgeyi imara açtılar. Ee, bu tarım topraklarının e, yok edilmemesine, zeytinliğin e, zeytinlik alanlarının, zeytinliklerin korunması yasasına bağlı olarak imara açılmaması iddialarımız olmasına rağmen e, hukuk süreçleri tamamlanana kadar buralardaki Belde belediyelerinin ve Antakya Belediyesi'nin olumsuz kararlarıyla hızla yapılaşmaya açıldı. İşte bu yapılaşma yapılan alanlarda büyük yıkımlar yaşandı. Tabii bir tek bunu buraya sıkıştırmak doğru değil. Özellikle Antakya Belediyesi'nin bulunduğu sınırlar içinde yüzlerce, binlerce kaçak yapılaşmaya göz yumuldu. Bu kaçak yapılaşmalar da depremdeki can ve mal kayıplarının baş sebeplerinden biri. Yani biz öncelikle bir plan disiplininin olmasını, planlama ilkelerinin bilimsel olarak, yerleşik olarak sistemde karşılığını bulmasını istedik. Ancak belediyeler, belediye yönetimleri, belediye başkanları siyaseten burayı kendilerine bir rant aracı diye gördükleri için sürekli belediye meclis gündemlerine bakarsanız yüzde %90, %90-95'i imar plan değişiklikleri. Her imar plan değişikliği aslında bir rant kararıdır. Bu rant kararları da bilimsel olmayan talimatlarla elde edilmiş sonuçlardır. Esas kara paranın aklanması gibi ya da Türkiye'deki ekonominin inşaat sektörü üzerinden canlanacağı gibi hı hı. E, mevcut AKP iktidarının politikaları ve öncesindeki politikalar sürekli e, kırsaldan kente göç eden nüfusun barınma ihtiyacını karşılanmadı, karşılanmadı bir dönemde bir dönem gece kondulaşmayla e, kentleri çarpık bir kentleşme politikasıyla e, yüzleştirdiler. Arkadan işte yapsatçı müteahhitlerin devreye girmesiyle süreçte bu sefer e, belediye meclislerinden aldıkları ölçüsüz, <laughs> emsali yüksek, yapıların e, yüksek olması gibi bir modaya takip ederek kentin her yerinde e, sivrilen, e, fırlayan beton kütleler oluşmaya başladı. Altyapısı olmayan, sosyal donatı alanları olmayan nüfus projeksiyonuna uymayan plan kararlarıyla kentler büyümeye başladı. Bu obez kent büyümeleri neticede e, öncelikle işte sosyal donatı alanlar yetersizliğinden dolayı önce bu bölgelere akın akın gelen, mülkiyet edilen vatandaş, daha sonra arabasını otoparkının e, konamayacağı bir e, meşgul alana döndü bu bölgeler çocuklarının da bu konudaki konut ve barınma sorununu yapsatçı müteahhitlere ya da rantçı çevrelerin eline teslim etti. Biz bu kararların alındığı dönemlerde bu olumsuzlukları gördük. Önceden uyarmaya çalıştık. Mesela e, dedik ki e, Amik Ovası'nın e, göl olan Amik Gölü aynasının bulunduğu yere e, hava alanı yapılamaz. Niye? Çünkü göl aynası alüvyonlu, balçık bir zemin. Şimdi tabii kent o obeş şekilde büyüyünce kendisine yeni alanlar açmaya çalıştı. En kolay gittikleri yerler düz araziler. Bu da alüvyonlu tarım arazileri. Ya da oralarda mülkiyeti olan kentteki arsa spekülatörü lobiler. Yani inşaat sektörünü yöneten eller özellikle e, belediye yönetimlerine kendilerini temsil eden meclis üyelerinin partiler aracılığıyla monte edilmesini sağladılar. Dolayısıyla belediye meclislerinden bu tür kararların kolay çıkmasının da önünü açtılar. Özellikle mesela e, şeyin Ottoman Otel'in bulunduğu bir bölgede e, Güngörler sitesi diye bir site yapıldı. E, o bölgenin Amik Gölü'nün yataklarından biri olduğu, alüvyonlu zemin olduğu, hatta işte bu Güneydoğu'dan gelen fay hattının bu bölgeden geçtiği gibi veriler elimizde olmasına rağmen buraların yapılaşmaya, stadyum yapılmasına, araştırma hastanesinin yapılmasına, adli tıp merkezi yapılması gibi bazı kamu yatırımları yaparak da bu bölgenin etrafındaki mülkiyetlerin spekülatör eliyle rant ta dönüşmesini sağlamak üzere müdahaleler yapıldı. Deprem bize gösterdi ki, bakın bu yanlış yapılan kararla, yanlış alınan kararların bedelleri ödendi. Bu yapıların önemli bir kısmı zarar gördü, kullanılmaz hale geldi. Bunların içinde işte bu ikinciler bölgesindeki yüksek katlı imar rantı yaratan, e, efendim adı rezidans olan e, yüksek nitelikli konut yapımı gibi e, sektörde ee, ekonomik değeri bir anda başka bir reklamlarla has safhaya çıkarılan e, bu tür yapılarla insanlar kendi mezarlarını satın almaya başladılar. Bizim kamu adına, toplum yararına yaptığımız bu çalışmalar sırasında e, bizim bu müdahalelerimizi, odaların, mimarlar odasının ya da bireysel olarak bizim açtığımız davaların sektör bir davranış olduğunu söyleyerek toplumda bizi, dışlayıcı sosyolojik davranışları geliştirdiler. Bizim bu konulardaki toplumu bilinçlendirme mücadelemizin önünü kapatmaya çalıştılar. Biz yerel idarecilerin, merkezi idarecilerin bu konuda ne gibi tedbirler alması gerektiği konusunda, acil tedbirler almaları gerektiği konusunda uyardığımız halde hiçbir tedbir alınmadı. Bunun sebebi devletin hantal yapısı rant politikalarını benimseyen bir iktidarın olması başlıca rollerden biriydi. Genel çerçeve itibariyle söylersek, imar barışı da bu yanlışların, bu yıkımların baş nedenlerinden biri. 2981 sayılı yasa 1983 yılında çıktığında adı imar affıydı. 2018'de çıkan yasanın adını imar barışı dediler. Çünkü aflar Anayasamıza göre, e, anayasanın e, amir hükümlerine göre 3'te e, iki çoğunlukla geçmesi gereken kararlar. Bunu sağlayamayan iktidar bunun adını e, af demedi, barış dedi. Kendisine bir kaynak yaratacağı bir yapı haline getirdi. Hatta bu 6 de, Şubat depreminden bir ay evvelindeki haberlere bakarsanız, e, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni bir imar barışı kanunu, teklifini hazırlamış. Bunu mecliste sunmuştu. Kanunlaşmak üzere teklif hazırladığını ifade etmişti. Deprem sonrası bunu hemen kaldırdılar. Yani ille de böyle büyük bir bedel ödememiz mi gerekiyordu? Böyle bir şeyi görmek için. Devletin bilimsel aklı kullanmak zorunda olduğunu dün söylüyorduk, bugün de söylüyoruz. Bugünden sonra ne yapılması gerektiği konusunda da çok ciddi e, bilimsel çalışmalar yapıldığı kanaatinde değilim. Yine acele kararlar verilerek e, zemini kötü olan yerlerde e, toplu konut yapılarının yapılmakta olduğunu zaman zaman belli bölgelerde görüyoruz. Hızlı inşaat yapımı nedeniyle inşaatların hangi kalitede yapıldığı denetlendiği konusunda da kaygılarımız, şüphelerimiz var. Bütün bunların Topluma daha sonra yaşayacakları, barınacakları bu mekanların, bu yapıların ciddi denetimden geçirmesi lazım. Bu yapıların bulunduğu bölgelerin yeniden incelenmesi gerekiyor. Yani biz bu imar planlarını yaparken mikro bölgeleme etüt raporlarının yapılması gerektiğini yasal zorunluluk olduğu halde söylüyoruz. Ancak mikro bölgeleme etüt raporları sıradan raporlar olarak dikkate alınmadan imar kararları veriyorlar. Bu depremlerde yaşanan kayıpların önemli bir kısmı mikro bölgeleme etüt raporlarının sonuçlarının dikkate alınmayan imar plan kararları sonucuyla bu bölgelerde yapılaşma kararları verildiği, yüksek katlı yapılara izin verildiği, yüksek emsal verilen yapılarla bölgenin rantı açıldığı bildiğimiz için Bunların bundan sonra yapılmamasını istiyoruz. Bunu yapabilmenin tek yolu üniversitelerin ve de bilim kurullarının bir an önce kentte bu planlama çalışmaları içine dahil edilmesi gerekiyor. Yine rant çevrelerinin yönlendirdiği kentleşme politikalarının bundan sonra sürdürülmemesi gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Belediye meclisleri yapısına bakıldığında belediye başkanının seçildiği partiyle uyumlu olmayan belediye meclisindeki çoğunluk kara şeyleri vardı, grupları var. Örnek diye söyleyeyim. Ben hata için söylüyorum. İki dönemdir AKP belediye meclisinde, Büyükşehir belediye meclisinde çoğunluk olduğu halde, CHP azınlık olduğu halde meclis gündeminin %90'ı %95'i imar değişikliği olduğu dönemlerde kararların oy çokluğuyla ve oy birliğiyle çıktığı bir e, düzeni görüyoruz. Aslında Birleşik kaplar misali AKP-CHP bu suçun, bu sorumluluğun ortak paydaşıdır. İkisini e, birbirinden ayrı tutmak doğru değildir. Çünkü belediye başkanı her ne kadar veto yetkisi olmasına rağmen bugüne kadar bunu doğru dürüst kullanmamıştır. İstisnai bir tane, iki tane dosyada bu veto yetkisini kullandığını görürsünüz. Ama yüzlerce plan değişikliği, meclisin gündemini işgal etmesini düşünmek, rant ilişkisinin de paralel gittiğini düşünmemize sebep oluyor. Ben size söylüyorum. 2019 yılının 8 Mart'ında revizyon imar planları yapıldıktan sonra, 2 ay sonra İmar planlarının tadilatını yapmak neyi, neyi ifade eder? Rant ilişkisini ifade eder. Evrakta sahteciliklerin bile olduğunu duyuyoruz. Yani örnek diye söyleyeyim, tarım il görüşü kararı olmadığı halde, itiraz sonrasında, uyduruk bir belgeyle tarım il görüşü olumlu hale gelen, imara açılan tarla araziler, kent politikaları içinde kulaktan kulağa dolaşıyor. Bunları tek tek bulmak, tek tek aramak belediye meclis üyelerinin sorumluluğunda olan iş. İmar komisyonlarının sorumluluğunda olan iş. Ama ne yazık ki rant politikası belediye başkanından CHP, AKP'nin gruplarına kadar ortaklaştıkları için dışarıda kavga eder gibi görünen bu iki parti aslında belediye meclisinde iyi bir koalisyon oluşturmuşlardır. Yani bu e, depremdeki alınan imar planlarının kararları AKP-CHP koalisyonunun sonuçlarıdır. Hiçbiri, e, ben işte kentsel dönüşüm kararlarını şuraya gönderdim. Buradan e, bunlar onaylandı, onaylanmadı gibi kendilerine savunma mekanizmaları oluşturmasınlar. Aslında her iki yapı bu konuda siyaseten kirlenmiş durumda. Toplumun diğer tarafı rantı isteyen taraf da e, ahlak erozyonuna uğramış durumda. Vatandaş yanlışın yanında e, kendisine taraf olma gibi bir sorumluluğu üstlenmiş durumda. Yani vatandaşın da bu konuda baskıcı olduğu bir e, yönetim biçimini ne yazık ki göremiyoruz. Böyle bir e, sıkıntılı süreçte kentleşme politikasının nereye gideceğini kaygıyla izliyoruz. 6306 sayılı kanunda değişiklik yapan, özellikle bu rezerv alanları meşkün alanları da rezerv alan haline getirmeye amaçlayan karar kanun resmi gazetede yayınlandı ve de yürürlüğe girdi. Tabii deprem bölgesinde çok büyük yıkımlar oldu, özellikle Antakya'da, İskenderun'da, Kırıkan'da, Samandağ'da, Defne'de bu alanlarda yeni revizyon imar plan kararları alınması gerekmekte. devlet işin kolayını bulmuş. Rezerv alan ilan ederek burada bütün planlama yapım yetkilerini elinde tutmayı hedefleyen politik bir tercih haline getirmiş bunu. Tabi bu arada vatandaşın anayasadan kaynaklanan özellikle anayasanın 35. maddesinden kaynaklanan, kaynaklanan mülkiyet hakkının korunması da esastır bu mülkiyet hakkını koruyabilmemiz için vatandaşın burada yıkılan bölgelerdeki mülkiyet haklarının nasıl sonuçlandığına sonuçlanacağına dair açık bir politika bugüne kadar sergilenmedi. Hangi yöntemlerle burada hayat bulacak bu yapılaşmanın bunun şeylerini, ipuçlarını sadece çevre şehircilik bakanlığının zaman zaman e, kamuoyuna, basına verdiği e, e, ufak tefek açıklamalarla e, bilgilenmeye çalışıyoruz. Az önce bahsettiğiniz Antakya'da Asi Nehri'nin e, özellikle kuzey tarafı ya da batısı diyelim, doğusu doğusu diyelim, riskli alan, e, batısı da e, rezerv alan olarak ilan edildi. Tabi buralarda büyük yıkımlar, tahribatlar var. E, buralarda nasıl bir kararı... Toplumun katılımcı anlayışla bu planlamaya ne kadar dahil olacaklar? Mülkiyet hakkını nasıl koruyacaklar? Bir de buradaki vatandaşın maddi kaynaklarının, mali kaynaklarının sınırlı ölçüde olması nedeniyle hepsi şimdi bu kentin bu bölgesinde boşalttılar, başka kentlere göç ettiler, konteynerlerde yaşıyorlar. Bu yaşamı sürdürürken, gelecek kaygısı yaşamaması lazım vatandaşlarının. Vatandaşlar gelecekteki mülkiyetlerinden kaynaklı zarar görmeyeceğine inanmaları lazım. Bu konuda ancak açıklık politikasıyla bu yeni bölgenin imara açılması ya da imar plan kararlarıyla yerinde dönüşüm adı altında yapılaşmaya gidebilirler. Bu sefer çok akıllı olmak zorundayız. Halen riskli alan niteliğinde jeolojik durumu e, yani e, mikro bölgeleme raporları e, daha olmadan yine yeni plan kararları alıyorlar. Biz bunları çok tehlikeli ve sakıncalı olduğunu söylüyoruz. Bir gün söylüyorlar, diyorlar ki Asin Nehri'nden 250 metre e, uzaklaşana kadar biz buraları yapılaşmaya açmayacağız diyorlar. E, bir ay sonra bir bakıyoruz bunu 50 metreye indirmiş oluyorlar. Yani böyle e, şey, söylemler ve yapılacak işler hakkında verilen bilgiler birbirleriyle çelişiyor. Çelişen bu haberleri toplumu rahatsız ediyor. Bu konuda tedirgin ediyor. Bunu da açıkça söylemek lazım. Hatay özellikle çok özel ilgi isteyen bir il konumuna geldi. Dolayısıyla buraya merkezi idarenin önemli kamu kaynağını Alt yapısına, üst yapısına süratle aktarması lazım. Bu, bu bölge için belki de özel bir kanun çıkarılması lazım. Bütçenin önemli bir kısmının bu bölgeye aktarıldığının güvencesini vatandaşa vermek lazım.